İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesine oy verin. Batı Ermenistan Dergisi'nin 7. sayısı yayınlandı. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Harutyunyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Azerbaycan 32 Ermeni askerini serbest bırakıyordu. NATO, Doğu Ermenistan ve Bakü'nün ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Fransalı Ermeni tenor Ruben Elbakyan yeni bir altın madalyayla ödüllendirildi. Batı Ermenistan parlamentosunun gelecekteki milletvekillerinin listesini oylayın. 2023 yasama seçimleri Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Seçim Komisyonu, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 2023 milletvekilleri seçimleri için resmi aday listesini aşağıda sunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gelecekteki parlamento seçimlerine katılmak üzere seçildiniz. Tek yapmanız gereken istenen formu doldurup başvuruda bulunmak. Seçiminizin onaylanması kabul ediyorum, karşıyım veya çekimselim ile usulüne uygun olarak doldurulmuş form gönder son düğmesine tıklanarak yapılacaktır. Bunu yalnızca lehte aleyhte veya çekimsel listesinden kontrol edebilirsiniz. Diğer herhangi bir seçim geçersiz olacaktır. Bu koşullar altında Batı Ermenistan parlamentosunun gelecekteki milletvekillerinin listesini destekler veya reddedersiniz. Oylama formu 8 Aralık 2023 saat 8'den son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2023 gece yarısına kadar açık kalacak. Batı Ermenistan dergisinin 7. sayısı yayımlandı. 1919 yılını bir kez daha hatırlatan tarihsel hatırlamalar serisini yeni sayımızda okuyabilirsiniz. 26 Şubat'ta Ermeni Ulusal Delegasyonu Başkanı Boğuslu Barpaşa, Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi'ne Ermenistan hakkında bir muhtıra sundu. Batı Ermenistan dergisinin 7. sayısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın Batı Ermenistan Mirasları sergisinin açılışında yaptığı hoş geldin konuşmasını okuyabilirsiniz. 7. sayıda Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine dizisi Yerzinka mütarekesinden sonra yaşanan olaylara ithaf edildi. Batı Ermenistan'ın evlatları serisi bu kez kahramanlara ithaf ediliyor. Dikran Şahbaryan, Narek Bedrosyan, Aram Torosyan, Hagop Yegyazaryan, Vartan Amalyan, Yeprem Harutyunyan. Derginin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Dikran Harutyunyan her yönüyle bir sanatçıydı. Güzel ve etkileyici görünümü, çekiciliği ve Sanatçılığı onun sahne ve ekran dışında hiçbir yere gitmesine izin vermiyordu. Arkadaşları genellikle Dikran'a genç DiCaprio adını verirdi. Bir dans okulunda okuduktan ve uzun yıllar çeşitli gruplarda dans ettikten sonra Dikran, Yerevan Tiyatro ve Sinema Enstitüsü'nü seçti. Eğitiminin yanı sıra Amaras topluluğunda dans etti ve onlarla birlikte Paris ve Moskova başta olmak üzere yurt dışında konserlere gitmeyi başardı. Dikran'ın oyunculuk eğitimi yoktu. Ancak doğal yeteneği sayesinde Ermeni şov dünyası temsilcilerinin videolarında rol alması için birçok teklif aldı. Ot Dans adlı sitcomda oynadı ve Hagop Baronya'nın adını taşıyan tiyatroda dans etti. Dikran bir puan farkla ücretsiz olarak kabul edildi ve askere yaşıtlarından daha geç gitti. Dikran 14 yaşından beri çalışıyor ve askere gitmeden önce birçok farklı alanda iş tecrübesine sahipti. Her şeye sahip olması gerektiğini söylerdi. Arkadaşlarına göre Dikran'la birlikteyken üzülmek, sıkılmak mümkün değildi. Her durumda olumlu ve iyimserdi. Ekstrem sporların hayranıydı ve hatta bir motosiklet satın aldı. Onu her yükseklikten uçarken bulabilirdiniz. Dikran Hadur'da görev yapmıştı ve savaş sırasında da oradaydı. Ordudaki arkadaşları onun güçlü bir asker olduğunu, arkadaşlarına yardım etmeye istekli ve hazır olduğunu söylüyor. Böylece 10 Ekim 2020 yılında arkadaşını kurtarırken kahraman bir şekilde Ölümsüzler kervanına katıldı. 1918 başlarında Transkafkasya Komiserliği faaliyetlerini durdurmaya ve bunun yerine Transkafkasya'nın karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümüyle ilgilenecek temsili bir organ oluşturmaya karar verdi. Bu sorunlar arasında Türk hükümetiyle yapılan barış görüşmeleri en önemlisiydi. Türk tarafından telgraf alındıktan sonra komiserlik 3 hafta içinde yanıt vereceğine söz verdi ve nihai kararın yeni kurulan Transkafkasya Seymi tarafından alınması gerekiyordu. Seymin ilk oturumu 10 Şubat 1918 tarihinde toplandı. Milletvekilleri parti ve dernek arasına göre seçilip dağıtıldı. En büyüğü 32 milletvekiliyle Sosyal Demokrat Menşevik Hizip'ti. İkinci sırada ise 30 üyeyle Musavat ve Tarafsızlar Grubu yer aldı. Ermenilerin 27 milletvekili vardı. Rostom, Kosti Hamparsumyan, Hamo Ohancanyan, Hagop Zavryan, Hovannes Kacazuni, Simon Vratsyan, Alexander Hadisyan, Haçadur Karçikyan ve diğerleri. Seymin 13 Şubat'taki ikinci oturumunda Nikolay Çıheyze başkan seçildi ve ardından koruyu bir konuşma yaptı. Komiserliğin yönetimi sırasında ortaya çıkan zorluklara değinen Gegeçkori daha sonra uzlaşma konusuna değindi. Elimde ateşkes ve uzlaşmaya ilişkin bir belge var. Üstümüzde korkunç bir bulutlar toplanıyor. Yıldırımın nasıl durdurulacağına sem karar verecek. Her halükarda uzlaşma konusu önemli bir yer tutuyor. Görünen o ki Transkafkasya için bu sorun oldukça olumlu bir şekilde çözülebilir. Türkiye ile demokratik uzlaşma öncelikle Ermenilerin pahasına sağlandı. Çünkü savaş sırasında Rus ordusu Batı Ermenistan topraklarında belirmişti. Sonraki gelişmeleri Batı Ermenistan televizyonunun web sitesinden okuyabilirsiniz. Doğu Ermenistan Başbakanlık Departmanlığı ve Bakü Cumhurbaşkanlığı Departmanlığı'nın ortak açıklamasında Doğu Ermenistan'ın iki Azerbaycanlıyı, Bakü ise 32 Ermeni askerini serbest bıraktığı belirtildi. Ancak serbest bırakılan askerlerin isimleri ve geri dönüşlerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Azerbaycan APA Ajansı'na göre Doğu Ermenistan'a geri gönderilen kişiler, Bunlar Aralık 2020'de Hadrut'ta yürütülen terörle mücadele tedbirleri sırasında tutuklananlar. Geri kalan 6 kişi ise farklı zamanlarda sınırda tutuklanmış ve cezalarının çoğunu çekmiş durumda. Bunların arasında Arsak'ın tutuklu eski yetkilileri bulunmuyor. 9 Kasım 2020'deki duyurudan yaklaşık bir ay sonra Azerbaycan güçlerinin Hadrut bölgesinde kalan son iki Ermeni köyü olan Hintagir ve Hatsaberdin kontrolünü ele geçirerek 64 yedek askeri yakaladığını bildirmişti. Bunlardan bir kısmını Bakü iade etmiş, 26'sı ise çeşitli suçlardan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı ve Azerbaycan hapishanelerinde halen tutuluyor. Bildiriyi yayınlayan iki bakanlık departmanlığı Doğu Ermenistan ve Azerbaycan'ın bölgede uzun zamandır beklenen barışa ulaşmak için tarihi bir fırsat olduğu konusunda hemfikir olduğunu kaydetti. İki devlet, ilişkileri düzenleme ve egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde bir barış anlaşmasına varma niyetlerini bir kez daha teyit etti. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Departmanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Departmanı arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin tesis edilmesi yönünde somut adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldı. Açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti insani değerlerin rehberliğinde ve iyi niyetin bir göstergesi olarak 32 Ermeni askerini serbest bıraktı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti de insani değerlerin rehberliğinde ve iyi niyetin bir göstergesi olarak iki Azerbaycanlı askerin serbest bırakılmasına karar verildi denildi. NATO Genel Sekreterinin Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki özel temsilcisi Javier Colomina, X mikroblogunda yazdığına göre NATO Bakü ile Doğu Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Yetkili Kolomina, "Doğu Ermenistan ve Bakü'nün tutukluların karşılıklı serbest bırakılması, diğer güven artırıcı tedbirler ve uzun zamandır beklenen barış anlaşmasından söz eden ortak açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." diye yazdı. Doğu Ermenistan Başbakanlık departmanı ve Bakü Cumhurbaşkanlığı departmanının tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasına ilişkin ortak açıklaması dün yayınlandığını hatırlatalım. Daha sonra Azerbaycan medyası serbest bırakılan Ermeni askerlerin isimlerini yayınladı. Ünlü Fransalı Ermeni tenor Ruben Elbakyan hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle yeni bir altın madalyayla ödüllendirildi. 1946 yılında kurulan prestijli Fransız kurumu kamu yararı için evrensel birlik tarafından ödüllendirildi. Bu kuruluş küresel ölçekte kamusal faaliyetlerde bulunan benzersiz kişileri ve kişilikleri onurlandırır. Bunların arasında Churchill, Franklin Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Louis Armstrong, Abbe Pierre, Profesör Christian Cabrol ve diğerleri gibi büyük isimler var. Bu, hayır amaçlı solo konserleri nedeniyle Ruben Elbakyan'a verilen ikinci altın madalya. İlki 2021 yılında Fransa Senatosu tarafından Fransa'nın İnsani Yardım Grand Prix'si ödülüne layık görülmüştü. O, 2011 yılında Monaco'daki Napolyon Dünya Topluluğu tarafından Napolyon Hafızası Askeri Nişanı Şövalyesi olarak tanındı ve prestijli Journal Luxury dergisi tarafından aralarında Charles Aznavour, Henri Verne, Michel Legrand'ın da bulunduğu dünyanın 57 tanınmış şahsiyetleri arasında yer aldı. Uluslararası basın Ruben Elbakyan'ı altın ses ve kutsanmış ses olarak nitelendirdi. Sanatçı teşekkür konuşmasında herkesin dikkatini Doğu Ermenistan'ın mevcut gerçekliğine çekerek Yerevan'da bir yardım konseri düzenleme arzusunu dile getirerek Artsakh'tan zorla yerinden edilenlere destek olmaya çalıştığını ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kevork Gagosyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Karun adlı eseri sunuyoruz. <laughs>

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.